İtalya'nın son durağı ve İtalya'nın son noktası olan çıkış noktası. Trieste'den Trieste. Herkese selamlar. Trieste'ye geldik. Kesinlikle kesinlikle şnorkel ve paletinizi yanınıza alın. Allah deli. Nasıl abartıyor? Değil. Evet Gülden Hanım, ne anlatacaksın bize? Kalenin adı neydi? Maximara mıydı? Maximara marka mıydı ya? Miramare Kalesi. Burası Adriyatik Denizi'nin kenarında bir kale. 19. yüzyılda Avusturya Arşidükü tarafından yaptırılmış. Kendisi aslında dizaynında, şeyinin tasarımında kendisi vermiş. Zaman içerisinde çok fazla el değiştirmiş ama bir sürede kapalı kalmış. Ancak 1955 yılında mı o yıllarda bir tekrardan halka açılmış, ziyaret edebiliyorsunuz. Ve burayı etkileyecek kılan kısımlardan bir tanesi bir, Adriyatik Denizi'nin kenarında yer alması. İki, çok ciddi bir alana kurulmuş. Yani kaleden ziyade arkasındaki bahçe, botan, yani inanılmaz sayıda, yani çok nasıl abartıyor değil. Çok fazla sayıda tropikal ağaçlar falan varmış. Çok büyük bir bahçe, çok büyük bir alana kurulu bir şey var. Bahçesi var. Evet, yani bahçe var. Aynı zamanda buraya girerken Akdeniz denizciliği ile ilgili önemli bir deniz müzesi var. Bir mare isminde. Zaten siz araçla Trieste'ye gelirken 2,5 kilo şehir merkezine varmadan 8 kilometre önce tabelaları başlıyor. Hemen giriş yapabilirsiniz. İçeride kendi otoparkı da var. Birazcık mesafeniz var, yürüme mesafesi, evet, otoparktan sonra. Bunu ekstra bilgi olarak verelim. Bir de biz konuya ortadan daldık ama İtalya'nın son durağı ve İtalya'nın son noktası olan çıkış noktası. Trieste'den Trieste. Herkese selamlar. Trieste'ye geldik. Gelir gelmez buraya görünce burası ziyaret edeceğimiz noktalardan bir tanesiydi. Hemen de yolumuzun üzerindeydi. Direkt buraya saptık. Ama şu an patlamak üzere. Trieste'nin içindeki videolar nasıl çıkacak? Ne olacak? Ne olacak? Hiç bilmiyoruz. Hatta gezebilecek miyiz onu bile bilmiyoruz. Çünkü şöyle. Kara kara bulutlar gök gürültüleri eşliğinde geliyor. Şöyle geliyor. Bizim de Trieste zaten çok bir zamanımız yok. Ama zaten Trieste çok büyük bir yer de değil ama. Hani gene de bizim burada hani 1 saat, 1,5 saat kadar bir zaman ayırmamız gerekiyor. En azından bakalım ayırabilecek miyiz, bakalım ne olacak? Yani şu hava gelip patlamadan önce bizim Trieste'den Zagreb'e doğru yola çıkmamız gerekiyor. Doğru gidin. Yoksa Trieste'de bir yer bulacağız kendimize ve orada kalacağız. Başka çaremiz yok gibi gözüküyor. O evet. Zaman şimdi Trieste merkeze doğru devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ney tekrar söyle bakayım. Kontratatet. Baksın. Ya. Büyük kanal. Kontratatet kanal. Burası Trieste'ye girdikten sonra büyük kanal olarak geçen yer. Biz baya bir kanalın oradan geldiğimiz için. Yine bak. Bak gitti yine. Yine olmadı. Ne olmadı? Şimdi Venedik'ten geldik ya, büyük kanal deyince hani oradaki büyük kanalı hatırlıyorsun değil mi? Evet. Yani. Burası da buranın büyük kanalı. Olur öyle. Alır. Ama ya buranın cazibe noktası şu işte, Adriyatik Denizi'nin kenarında olması. Evet. Güzel. Burasına şey diyebilir miyiz? İtalya'nın Didi mi? Aslında şöyle, burası farklı kültürlerden beslenen bir yer. Buraya sadece İtalya diyemiyorsun. Burada işte Slav ırkından çok... Mikrofon yok ki, yüksek sesle konuş. Burası Slav ırkının da etkileri altında, Avusturya'nın da etkileri altında, İtalya'nın da etkileri altında. Yani burada etnik bir köken zenginliği var aslında. O yüzden direkt bir İtalyan şehri diyemiyoruz ama İtalya'nın son noktası burası. Ben hala şu yorumumun arkasındayım. Burası İtalyan Didi mi? Peki sen. Bence Didim burası.
Konuya devam edeceksen dur dedim, mikrofon takayım çünkü bu bölümü de atamayacağım için. Yok, burası bu kadar işte. Sonra espri yapmak için Güldeniz'e videoyu açtım. Güldeniz'in goy goy yapısı tuttu. Goy goy mu? Bilgi tabii. Veriyorum burada. Tabii. Hadi dur kapatıyorum şimdi mikrofonunu ve meydanda açma. Bir hamur kokusu sana da geldi mi? Kapatamıyorum kardeşim, bak mikrofonun yok. Hadi kapatamıyorum. Şimdi burada bir anıt var, burada bir heykel var. Heykelin hikayesi şuymuş: 1660 yılında 1. Leopold burayı ziyaret etmiş ve onun anısına bu heykeli dikmişler o zaman. Ay, bu kadar. Demek önemli bir insanmış, evet, ziyaret ettiği için. Ve gene her denizcilik şehrinde olduğu gibi burada da Neptün Çeşmesi ya da Poseidon Çeşmesi, artık ne derseniz, bulunuyor. Her denizcilikle ilgilenen denizci şehirlerde bulunur. Çünkü denize açılmadan önce onlar için büyük tanrı Poseidon'dur. Ona bir şekilde anı, adak, anıt, saygı, her şeylerini yapmak zorundalar ki dönebilsinler. Bu arada yağmur başladı. Başladı mı? Ki didim diyordum ben buraya. Sen laf yapıyordun. Aynısından didimde de vardır. Burası da Piazza della Borsa. Ha, burası Borsa Meydanı. Burası da Borsa Meydanı. Borsanın kalbi burada atıyor. Sebebi büyük bir ihtimalle zamanında denizciler buraya getirip malzemeleri burada satıyorlardır. Burada ticaretlerini burada sürdürüyorlardır. Burada. Çünkü şey de burada, Poseidon heykeli de burada. O yüzden aldı verdi yeri. Aldı verdi yeridir. Çok düz mantıkla artık bazı şeyleri çözebiliyoruz. Şuradaki meydan bizim şey meydanımız mı? İnşallah artık ana meydanımız. Ana meydanımız. Geliyoruz. Gidelim bakalım. Senin dediğin vardı yani Slav ırkları, Slav'dan işte şeyler, Slav halklardan etkilenen bir bölge, aynı zamanda onları da barındırıyor. Girer girmez fark ediyorsun, İtalya'da gibi değilsin, direkt hani boy ortalaması insanlarda yükseliyor yani, bir 10 santim koyuyor. Evet, ırkımız birazcık değişiyor bu noktada. Şeyde Venedik'teki İtalyanlar 1.65-1.70 boyunda 35'lik akış şişesi boyutundayken burada birdenbire uzadılar, 1.80'lere çıktılar. O rüzgarla birlikte meydana geldik. Evet. O meydan da güzel meydanmış. Koş 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 koş. Ah tüh be, ne vitali, ne izlenme alırdık düşseydin. Dört bir tarafımızda kara bulutlar var burada. Gerçekten yağmurluk satışları başladı. Geliyor küçük deli. Bak bak bak, koşa bak. Allah deli. Evet. Meydan hakkında bilgiler mi istiyorsun, evet, kardeşim? Burası bir meydan. Allah Allah. Allah Allah. Burası Trieste'nin en önemli meydanlarından bir tanesi. Oldukça geniş bir meydan ve Adriyatik Denizi'ne açılıyor. Başka bilgilerim de vardı. Şu an birazcık unutmuş olabilirim. Hadi bekliyoruz biz. Bak, Gezi'nin 9. ülkesi bu. 10. ülkesi bilmem kaçıncı şehrinde, artık bilgiler birbirlerine girip karışmaya başladı. Ya önemli meydanlar mı? Çok bir şey daha vardı. Hemen kopyanı çek aldığın notlardan. A few moments later. Aynı bilgiler. Aslında hani Adriyatik Denizi'ne açılan çok büyük bir meydan, Avrupa'nın en büyük meydanlarından biri olduğu söyleniyor. Ya şeyi söylediğimiz gibi, hani burası bir İtalyan şehri değil aslında. Diğer ırklardan da, kültürlerden de etkileniyor. Hani mimariye baktığınızda Avusturya'da o gördüğümüz binaların yapısında binalar var. Çünkü şeyde, şuranın bilgisini verelim. Burası Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağılana kadar burası aslında bir Avusturya Macaristan ülkesiydi. Dağıldıktan sonra ve aradan Dünya Savaşı geçtikten sonra bir sebepten dolayı İtalyanlar buraya çökmüşler.
Çünkü yani çok böyle. İtalyanların çök şeyi bir yerde kendilerine de biraz şey. Belli ki burada bir çökme var. Burada küçük bir çökme var. Öyle de olunca biraz böyle hani İtalya gibi değil de yeniden Viyana'ya dönmüşsünüz evet. hissi yaratıyor ben, bir şey. Beni birazcık mutlu etti açıkçası evet. ya. Ben biraz daha sevdim yani. Hani o tekrar o havayı soludum burada. Trieste ne zaman gelmeli? Neden gelinmeli? Tam niye olarak... gelmeli? Tam olarak bu tarihte gelinmemeli gördüğünüz üzere. Trieste Adriyatik Denizi'nin içinde olan bir şehir. Yani ucunda olan bir şehir. UNESCO'nun ve Avrupa Birliği'nin deniz koruma alanı içinde özellikle Avrupa Birliği'nin deniz koruma alanı olarak buraya çok ciddi değer veriyor. Ben niye bir şey yapmıyorum evet. Çok ciddi değer veriyor Avrupa Birliği deniz koruma alanı olarak buraya. Çünkü iddialara arka tarafta çok büyük bir şimşek düşünce gözüm büyüdü. Zor şartlarda röportaj yapan. Avrupa çünkü Avrupa Birliği içindeki deniz alanı olarak en değerli yerlerden bir tanesi. Denizaltı şeyi zenginliği olarak en değerli yerlerden bir tanesi olarak geçiyor. Akdeniz'in en uç noktası olarak alıyorlar burayı. Yani kuzeydeki en uç noktası ve özellikle deniz yolları üzerinde değerli bir yeri var falan filan gibi sen bir konu var. O yüzden hem UNESCO hem de Avrupa Birliği buraya çok değer veriyor. Buraya gerçekten ben goy goy olsun diye söylüyordum hani sürekli burası bir Didim olarak görüyorum ama gerçekten burası İtalya'nın sayfiye yeri. Avrupa'nın genel olarak denize kaçmak için ilk düşündüğü yerlerden bir tanesi. O yüzden buraya daha çok böyle bir deniz tatiliyle birleştirerekten gelirseniz evet. sizin için vallahi çok güzel burada. Olur. Çünkü kültürel anlamda burası bu gezi içinde görebileceğiniz en zayıf noktalardan bir tanesi. Çok ufak bir şehir. Görülebilecek tarihi eser sayısı az. Çok hani bir kalesi var, bir meydanı var. 3-5 tane küçük bir eşit noktası var. Ama mükemmel bir denizi var ve deniz için geliyorsanız kesinlikle şnorkel ve paletinizi yanınıza alın. Evet, ben de tam olarak bunları söyleyecektim. Tabii. Yani deniz için söyleyecektim. Şnorkelle gelin diyecektim. Beyin benden çok yaşasın. Hadi devam edelim. Nereye devam edelim? Bir iki yerimiz daha var. Bir iki yerimiz daha var. Şu o zaman hadi oraya devam edelim. Bakalım fırtınaya yakalanmadan kaçamayacağız belli ki buradan. Olsun. Bak işte yaklaşıyor fırtına. Fırtına diyorum da arkadaşlar arka taraf şu şekilde. O kadar da tarih yok değil. Burası antik bir tiyatro ve milattan sonra 1. yüzyıla kadar uzanıyormuş geçmişi. Hala bu şekilde sergilendi. Kalıntıları korumaya çalışıyorlar. Şimdi tabii biz Türkiye'de antik tiyatroya çok alışkın olabiliriz ama Avrupa'da antik tiyatronun örneklerinden çok fazla yoktur. Çünkü Roma'nın ya inşallah şey yani Roma'daki büyük şehirler, Roma İmparatorluğu'nun büyük şehirlerin birçoğu aslında Türkiye toprakları üzerinde olduğu için biz alışkınız antik tiyatroya ama Avrupa'da evet. çok fazla görebileceğiz bir şey değil. Yani 1. yüzyıl dediğiniz şey bizde yeni sayı. Bizim topraklarda yeni tiyatro. Yani hani biraz daha yenisinde hala oyunlar oynar. O kadar yeni sayılır yani. Ama burada da bir örneğini görebiliyoruz. Açıkçası kilise, şapel, katedral olsun, derken evet. nasıl iyi geldi, nasıl iyi geldi. Altın işlemeli varaklılar, piyanolar şunlardan bu bunlardan sonra. Bu arada burada da bir katedral var. Biz ona gitmiyoruz. Çünkü yağmur Afora falan başladı. Siz artık. Geldiğinizde uğrayabilirsiniz. Böyle birkaç tane ziyaret edilecek nokta var. Kilise, katedral. Onlara siz geldiğiniz zaman gidiverin. O zaman? Devam. Yağmur bayağı... Devam mı? Yani buradan gidip artık eve doğru tamam. gideriz. Eve doğru. O zaman... Bakayım arabaya doğru. Bir bak. Buradan sonra bence başka bir nokta yoktu diye hatırlıyorum. Oh ne güzel toprak koktu. Kardeş kapat videoyu kapat. Yoktu başka yer kapat. Tamam hadi arabamıza gidelim. Doğru düzgün kapatsın şu videoyu. Evet bu tiyatroyu da gördükten sonra biz artık yağmur da başladı zaten. Arabamıza doğru gidelim. Trieste sayfasını burada kapatalım. Trieste ve İtalya defteri bu anda kapanıyor. İtalya'da biz artık burası bizim 4. şehrimiz değil mi? Ha İtalya'da Milano, Bologna. Bologna'ya girdik mi? Girdik ya.
Milano, Bologna, Venedik ve Trieste ile birlikte İtalya'daki dördüncü şehrimiz. Eğer siz bu videoyu burada izlemeye başladıysanız bundan önce bir üç tane daha İtalya videosu vardı. Neden kiliseye, şapele, katedrale gitmediğimizi orada anlarsınız. O yüzden dönüp onlara da bakın lütfen. İtalya defteri kapanıyor ve artık bu noktadan itibaren bir sonraki video Hırvatistan Zagreb'de görüşmek üzere. Görüşürüz. Videoyu da kapatırken o kadar kötü binalara denk geldik ki hiç hoşuma gitmedi. Normalde hep çevirince güzel şeyler gözüküyordu.